Merhaba değerli takipçilerim. Yine bir pazar günü doğa gezisindeyiz. Şu anda size daha önce gösterdim ama tekrardan göstermek amaçlı bir video yapayım. Artı farklı bir mantarın, zehirli bir mantarla zehirsiz mantarı tanıtacağım. Şu anda ilk önce elimde tuttuğum meşe ağacından aldım. Videosunu çekme gereksinimi duymadan bunu daha önce çekmiştim. O zamanki tut ağacındaydı. Şimdiki bakın meşe ağacında. Bu görmüş olduğunuz mantar reishi mantarıdır. Yani diğer ismiyle de ölümsüzlük mantarıdır arkadaşlar. Bunun değişik formları, değişik şekillerde olanları var. Ölü ağaçların ölmek üzere olan ya da çürümek üzere olan ağaçların gövdesinde bulabilirsiniz. Bu türü hormonlarınızı dengeler, kanser önleyici özelliği vardır. Bu mantar türünü tekrardan hatırlatmış olalım. Yenmez, kaynatarak içilir arkadaşlar bunlar. Kuşbaşı doğramak. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada çimenlerin arasında gördüğünüz bir mantar türümüz var. Genelde bu mantarı karıştırırlar. Önce şeklini görmenizi istiyorum. Böyle açık alanda çimenlik tarzındaki gibi yerde olur bu mantar türleri. Bakın bana kopartmadan önce bir şeyini daha göstereyim. Şuradaki görmüş olduğunuz otun üstündeki beyazlıklar bu mantarın tohumu diyeyim, misellerini yayma işidir. Burada çoğalabilmesi için yaptığı bir olaydır. Bakın bu mantarın şöyle zaten koptu. Kendisi şöyle alayım. Şöyle alayım. Bakın şimdi bu mantarı gövdesinde şu şekilde yılanımsı deri gibi tarzında bir kere bir özelliği vardır. İkincisi şu halkası şöyle tutayım. Bakın. Şu halka oynuyorsa arkadaşlar bu mantar türü yenen bir mantar türüdür. Eğer bu halka oynamıyorsa yenmeyen mantar türüdür. Ama yalnız bu yaşlanmış bu mantar türü arkadaşlar yenmeyen mantar türü. Bunu özellikle söylüyorum. Bunu karıştırıyorlar. Diğer mantara çok benziyor. Diğer mantarın üstü şu kenardaki görmüş olduğunuz şekillerin aynısı şekilde. Aşırı zehirli değil. Bünyeden bünyeye değişir arkadaşlar. Yendiği takdirde bünyesi zayıf olan kişilere bayağı bir rahatsızlık verir. Boyu da 20 santimi geçmez. Bakın. Gördüğünüz gibi 20 santimdir. Diğerleri 30 santim, 40 santim olur. Bu tamamen olgunlaşmış dokunmamla birlikte düştü. Hatta şu gövdesinin altındaki şu halka oynamaması gerekiyordu. Çok olgunlaştığı için artık oynuyor. Burası oynamaz. Dolayısıyla teşhisinde şuradaki halka oynamıyorsa gövdesi bakın bu şekilde yılanımsı tarzı deri tarzındaysa üst kısmı böyle beyaza dönmüşse bakın şu şekildeki olanı yenir. Tamamen bu şekildeki olanı tarzı yenir ve şekil olarak aynıdır yenen mantarla. Yenen mantarın resmini de gösteririm. Şu andaki zehirli olan gördüğüm bu mantarı almıyorum arkadaşlar. Bunu ayırt edin. Bundan zehirlenen oluyor. Yani hafif de olsa zehirlenen arkadaşlarımız oluyor. Doğaya tekrardan salıyoruz çoğalsın diye. Buraya da bakın misellerini bırakmış. Burada tekrar çoğalması için. Burada yayınıma son veriyorum. Diğer yararlı mantarın da resmini göstereceğim. Arasındaki kıyaslamayı yapmış olursunuz. Bakın arkadaşlar resmindeki bu mantarın gövdesi daha çok kahverengi, daha kahverengi gövdeye sahip. Yüzük halkası çok büyük ve üst gövdesinde her tarafında lekeler ve denekler var arkadaşlar. Bu yenen bir mantardır. Diğer videosuna verdiğim mantar ise yenmeyen bir mantardır arkadaşlar.